Aa, ne işin var senin burada? Gidiyorum. Onur. Lütfen biraz konuşabilir miyiz? Ben senin yerinde olsam uzun bir süre karşıma çıkmazdım. Yani yüzüm olmazdı. Onur bak, olanlar için gerçekten çok pişmanım. Yani tamam biliyorum. Sana her şeyi baştan anlatmalıydım. Dürüst olmalıydım. Ama inan bana bunu geç de olsa anladım. Bundan sonra sana söz veriyorum. Her şeyi ilk sen bileceksin. Hatta sen benim tek sırdaşım olacaksın. Kirli sırlarını kendine sakla. Benim ne sana ne de yalanlarına ihtiyacım yok. Oğlum ben ne yaptıysam senin için yaptım. Bunu biliyorsun değil mi? Bunu bile bile nasıl bu kadar gaddar davranabiliyorsun? Ne kadar üzüldüğümü, ne kadar çabaladığımı görmüyor musun? Yapma. Hiçbir şey yapma. Üzülmek, çabalamak. Ben senden hiçbir şey istemiyorum ki. Daha dün ya. Daha dün. Anne, oğul benim kafama silah dayadılar. Ölüyordum ben. Farkındasın değil mi? Ölüyordum. Üzülmek, çabalamak, pişman olmak. Bunlar için çok geç. Unut gitsin. Onurcuğum bak, Fırat hiçbir şey bilmeyecek. İnan bana. Annesi dün onca olup bitene rağmen onunla tek bir kelime söylemedi. Korkulacak bir şey yok yani. Haklısın ya. Sıkıntı yok, her şey çok güzel. Her şey çok normal. Ben her gün potansiyel katilimin etrafında öldürülme riskiyle yaşıyorum. Fırat Efendi beni öğrenip öldürene kadar artık mutlu mesut yaşarım. Oğlum ben sana seni koruyacağımı söylüyorum. Neden bana güvenmiyorsun? Peki ne yapalım öyleyse? Ne yapalım sen söyle. Kaçalım mı? Onur, tamam lanet olsun bırakıp her şeyi kaçıp gidelim. Ama söyle bana sen ne istiyorsan onu yapacağım diyorum, söyle. Ben senden hiçbir şey istemiyorum. Belki babamın kim olduğunu, nerede olduğunu bilseydim ondan yardım isterdim. Belki o kurtarırdı beni bu karmaşadan. Ama o da yok. Benim kimsem yok artık. Oğlum ben varım. Ben varım, ben buradayım. Lütfen. Bak sadece birazcık zaman ver bana. İnan bana her şey eskisinden çok daha iyi olacak. Her şeyi toparlayacağım. Seni de kendimi de. Beni boş vermeyi öğren artık. Ya da unut gitsin. Çünkü ben seni unutacağım. Benden istediğin o zamanla geçmiş yıllara say. Biz artık bundan sonra ne toparlanırız, ne de iyi oluruz. Selam. Nasıl yaptın böyle bir şeyi? Başka birini sevdiğin halde benimle alay ettin. Beni kullandın. Ceren sırf abimle birlikte diye abimi üzmek için beni kullandın. Değdin mi bari? Ulaştın mı amacına? Aslında pek öyle değil. Yani ben bunu sana açıklayamam. Ama ben seni üzmek için yapmadım. Üzülmedim ki ben. Üzülmem için sana aşık olmam gerekirdi. Ben sadece son kez görmek istedim. Son bir kez. Bana yalan söylediğini bile bile son kez gözlerinin içine bakmak istedim. Elif bak, sen çok iyi bir kızsın. Emin ol bu hikayedeki en masum taraf sensin. Masum ve aptal taraf. Ama ben gerçekten tebrik ederim seni. Oscar'lık bir performans sergiledin çünkü. Ne
Demek Ceren de senin nasıl iğrenç bir herif olduğunu biliyor ki sökmedi ona bu oyunları. Sen ne desen haklısın. Ben hak ediyorum hepsini. Ben özür dilerim, cevaplamam lazım. Efendim, Beykoz Marina'da mı tekne? Tamamdır, ben en kısa zamanda gelmeye çalışacağım. Yalnız ben bir aylık kiralamayı düşünüyorum. Yani sizin için uygun mu? Tamam, tamam, süper. Biz iki kişi açılacağız. Yani birkaç günde açılmayı düşünüyoruz. Siz o zaman teknenin bakımlarını yapın. Tamamdır, arayacağım ben sizi. Gidiyor musun? Hani sen bir keresine demiştin ya, ben sevilmeyi hak etmiyorum diye. İşte o lafını sakın unutma. Çünkü o senin hayattaki tek gerçeğin olacak. Sen bir tek sevilmeyi değil, iyi olan hiçbir şeyi hak etmiyorsun Onur. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.